Maşta hoş geldiniz. Saatler geri alındı burada da. Kış saatine geçildi. İngiltere ile Türkiye arasında artık 3 saat var. Haliyle biz güne 8'de başlıyorsak Türkiye'de saat 11 oluyor. Ya da Türkiye yattığında gece saat 12'de yatıyorsa misal burada hala saat akşam 9 oluyor. Haliyle bir takım uyumsuzluklar olabilir. Yayına ulaşmanızda veya yayın saatleri konusunda şikayetleriniz geç kaldı bugün veya erken falan diyenleriniz olabilir. Kusura bakmayın, bu bizimle alakalı bir mesele değil. Türkiye'deki bozuk düzen ve rejimin kendi kafasına saat ayarlaması ile ilgili bir konu. Esasen Türkiye ile İngiltere arasındaki saat farkı değişmeksizin 2 saat olarak kalmalıydı. Ee, ne diyelim? Bir gün ülkeniz normale döndüğünde bu konularda normale döner. Siyasetin gündemi bu. Siyasette başlıyoruz. Celal meclis başkan vekili genel kurulu yönetirken sırrı sakık söz alıyor ve Kürdistan'ın tarihiyle ilgili geçmişiyle ilgili geçmişten bugüne bir analiz yapıyor katılırsınız katılmazsınız ve son derece üslubu içerisinde belli bir nezaketle bir takım kendine göre düşüncelerini anlatıyor savlarını anlatıyor o sırada işte ne bileyim Meclis Genel Kurulu'nda bir hareketlilik oluyor falan filan. E, i̇şte sır saklık tekrar yerinden söz alıyor bilmem ne. O sırada açık mikrofondan Meclis Başkan Vekili Celal Adan'ın HDP'lileri kastederek ya da HDP'lileri kastederek partinin ismi değişti. Pezemekler dediği duyuluyor. E, ve bu büyük bir gürültü kopardı. Devlet Bahçeli de e, buna sahip çıktı. Celal Adan'ın isabetli sözleri aynısıyla bizim de sözümüzdür dedi. Bütün MHP grubu da ayakta alkışladı. Başta Celal Adan olmak üzere hatta ağlamış, duygulanmış, gözleri yaşarmış. Gelinen seviye yani gelinen nokta bu. Yani meclis genel kurulu, meclis genel kurulunda bir milletvekili görüşlerini ifade ediyor. Katılın katılmayın, beğenin beğenmeyin ama ona bu şekilde tepki veren kişi meclis başkan vekili. Yani meclisi yöneten meclis başkanı pozisyondaki kişi. Süzüle süzüle güya oraya gelmiş. Seviyeyi görüyorsunuz. Türkiye'den haber verin derseniz bu hadiseyi gösterin yeterli. Türkiye'de seviye bu, Türkiye'de durum bu derseniz ha o zaman derler tamam. Ee, bir süre daha Türkiye'ye bakmayalım diyebilir insanlar. Türkiye'ye bakma dönemi gelmemiş. T24'ten Tolga Şardan bir haber e, paylaştı. Milli İstihbarat Teşkilatı yargı mensupları hakkında bir takım iddialar gündeme gelmesi üzerine rapor hazırlayarak Erdoğan'a sunmuş. Haberin gelişinden okuduğunuzda şunu şöyle düşünüyorsunuz. Yani yargıda büyük bir çürüme var. Yargıda işler rüşvetle dönüyor. Parası olan dilediği kararı istediği gibi aldırıyor. Hakimler, savcılar hepsinin bir tarifesi var falan. Bu konuda devlet de çok rahatsız. Milli İstihbarat bu konuda bir rapor hazırlayıp saraya da sunmuş. İşte efendim bu konularda tedbir alalım yani bak bu bizim itibarımıza zarar veriyor. Zannederseniz böyle bir haber. Ne alakası var canım? Yani yargının bu durumda olduğunu, yargının hali pürmelalini bunu bu şekilde getirenler, yargıya bu biçimde biçim verenler bilmiyor mu? Yani korkunç biçimde itibarsızlaştığını ve e, Türkiye'nin bir hukuk devleti olmaktan çıktığını, mahkemelerin e, ve işte yargıçların neyse sarayın birer köpeği olduğunu o yönde karar alanları kastederek söylüyorum hepsini değil. Savcıların öyle. Anayasa Mahkemesi Yargıtay Danıştay hakeza. Bütünüyle dönüştürüldüğünü, devşirildiğini falan bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Bundan mı rahatsızlar? Yargıda rüşvetle iş döndüğünden, bir takım borsalar kurulduğundan falan mı rahatsızlar? Hayır değil. Yani bu konu bizim sistemimize zarar verebilir. Bizim gidişatımıza zarar verebilir diye endişe ediyorlar. Yani bu konuda bir önlem alalım. Bu konudaki şey, durumlar ayyuka çıktı bir biçimde durumu düzeltmemiz lazım. Bu kötü bir imaj veriyor bu. Kötü bir görüntü veriyor. Bunu bir toparlamamız lazım. Maksat bu. Bakın MIT raporu deyince bizim o günlerde çokça dile getirdiğimiz ama duyulmak istenmeyen bir MIT raporu vardı. Başbakanlığa yazılmış 2013'te 18 Kasım, 18 Nisan 2013'te 17 Aralık operasyonundan tam 8 ay önce. Dördüncü ayda MIT bu raporu yazdı. Dördüncü ayın 18'inde MIT bu raporu başbakanlığa yazdı. 12. ayın 17'sinde tam 8 ay sonra da 17 Aralık operasyonu oldu. Diyor ki işte efendim diyor Ebru Gündeş ile evli olan diyor Rıza Sarraf bir takım işlemler yapıyor. İran'la ilgili Dubai'ye aktarılan paralar şu bu bilmem ne filan falan. Bu konuda diyor işte Ekonomi Bakanı Re Zafer Çağlayan'la yakın ilişki içerisinde. Muammer Güler'le yakın ilişki içerisinde. Ne bileyim Muammer Güler'in oğluyla yakın ilişki içerisinde. Böyle rapor yazıyor. 18 Nisan 2013. Ve en sonunda da diyor ki MIT başbakanlığa gönderdiği raporda. O günkü işte MIT o günkü başbakana Tayyip Erdoğan'a gönderdiği raporda. İşte efendim böyle böyle şeyler var. İran'a yönelik ambargoya rağmen bir takım işte Reza Zarraf. Reza Zarraf veya Rıza Sarraf. Neyse bir takım bakanlarla ve onları çocuklarla ilişki içerisinde. Ve işte efendim bu durum diyor. Bakın son paragrafa dikkat edin. Ebru Gündeş, Sarraf'la evliliği nedeniyle başta magazin medyası olmak üzere kamuoyuna dikkatlerini üzerine çeken Rıza Sarraf'ın Ekonomi Bakanı ve İçişleri Bakanı ile mevcut ilişkisinin ortaya çıkması halinde söz konusu hususlar hükümet aleyhine kullanılabilir diye rapor ediyor. Yani MIT her şeyin farkında ve MIT'in bu raporlamasının ana nedeni ya bu işler sana zarar verebilir üstad ee, bu konuda şu bakanların kulağını çek veya bu konuda önlem al veya bu konuda yürüyen bir şey varsa da bunu engel buna engel ol. 8 ay sonra da zaten yürüyen bir şey var. E, soruşturma var. 8 ay sonra da 17 Aralık sabahı operasyon yapıldı filan. Bu insanlar gözaltına alındı, tutuklandı bilmem ne. Sonra ne oldu? Bunların hepsinin uydurma olduğu ortaya çıktı değil mi? Tırnak içinde söylüyorum. 8 ay önce MIT'in haber verdiği konu. Hiçbir şey uydurma falan değildi. Ve o günkü MIT e, bunu nasıl haber verdiyse Bugünkü MİT'te yargıdaki bu düzeni e, saraya bildirerek yani bu, bu konular kontrolden çıkmasın, kontrolümüz altında olsun, e, yargının imajı da şu anda fena halde yerlerde ve bunu bir şekilde toparlayalım. Tıpkı İçişleri Bakanı'nın çektiği Atatürk 29 Ekim kutlama mesajı videosunda olduğu gibi. Adam onca operasyon yapıyor, onca hukuksuzluğa infaz, e, infaza imza atıyor. Sonra da bir 29 Ekim bayramında bir video çekiyor. Aman Allah'ım. Herkes tebrik kuyruğuna giriyor. Böyle bir durum. Yani Türkiye'den haber ver. İşte Türkiye'deki haber bu. 364 gün rezil icraat, icraatlara imza at. 365. gün bir Atatürk videosu tamam. Mahve eğilmez. Erdoğan yerli kayayı İstanbul Büyükşehir adaylığına hazırlıyor kazanmanın yolunun Atatürk vurgusundan geçtiğini biliyor diye bir yazı yazmış. Şöyle diyor T24'teki yazısında. Sayın Yerlikaya'nın konuşmasında Atatürk vurgularıyla dolu mesajı pek çok kişi tarafından çok beğenildi. Cumhurbaşkanı halkın içinden gelen bir kişi olarak toplumu iyi tanıyor ve biliyor ki İstanbul'u geri alabilmesinin yolu yalnızca kendi seçmeninden değil, muhalefeti oluşturan seçmenlerin de bir bölümünden oy almaktan geçiyor. Muhalefeti oluşturan seçmenlerin Erdoğan'a karşı en büyük itirazı Atatürk ilkelerine sahip çıkmaması. O halde Erdoğan'ın İstanbul'u geri alabilmesi için seçime kadar Atatürk ilkelerini savunması gerekiyor. Zaten Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle halka seslenişinde bol bol Atatürk vurgusu yaptı. Kanımca Erdoğan Yerlikaya'yı İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığına hazırlıyor ve her ikisi de bu seçimi kazanmanın yolunun Atatürk vurgusundan geçtiğini biliyor ve bunu uyguluyor demiş. Olabilir ihtimal. Ama yani böyle olsa da olmasa da yani buna övgü yani en bilinen en çok okunan övgülerden biri Fatih Altaylı'nın bugün Ali Yerlikaya'yı bir yerde görürsem sarılasın var tweetiydi. Tükürebilirsiniz. Tükürdünüz mü? Devam. Bir başkası Ivo Molinas. Şalom gazetesinin genel yayın yönetmeni. Bakanımız Ali, Ka Ali Yerlikaya'yla gurur duyuyoruz demişti. Bir başkası Bahattin Yücel eski kültür bakanı. Sağ olun var olun sayın bakan demişti ve buna benzer yüzlerce binlerce tebrik. O arada T24 Enteresan bir erişim engeliyle karşı karşıya. Microsoft T24'e erişime kapatmış. Microsoft Türkiye Genel müdürü de, de T24'e siz kim oluyorsunuz ulan falan diye çıkışmış. Enteresan bir süreç, enteresan günler. Yani uluslararası şirketlerin Türkiye temsilcileri veya Türkiye müdürleri de aynı Türkiye gibi. Konuşuyor. Beşiktaş'ın e, geçici teknik direktörü Burak Yılmaz'ın eşine şiddet uyguladığı iddialarına verdiği yanıtı içeren haberi nedeniyle T24 bütün içeriklerine erişime engellemiş Microsoft. yani Beşiktaş'ın geçici teknik direktörü Murat Yılmaz'ın eşine şiddet uyguladığı iddialarına verdiği yanıtı içeren haber. Bundan dolayı Microsoft T24'ün bütün içeriklerine erişime engelliyor. Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin onlarca haber sitesinde halen yayında olan haber için bütün içeriklerin engellendiğini bildiren T24'e cevaben şöyle söylüyor. Beni bu saatte niye rahatsız ediyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz? Ulan beni bir daha aramayın. Telefonu da yüzlerine kapatmış. Evet. Enteresan. Bir başka konu hukukla devam ettik başladık Onu da devam edelim Atalay dosyası Yargıtay'a gitti hukuk garabeti yani ee, ...yerel mahkeme, ilk derece mahkemesi neyse derhal tahliyesi yönünde karar vermeliydi. Ama işte yani Yargıtay da bu kararı onadı deyip Yargıtay'a yazıyor falan. Yani olaylar fena halde birbirine girmiş durumda. Keyfe göre hukuk. O arada Gülten Kışanak'tan dünkü yayında bahsetmiştik. Bir ayda beş tutsağın tahliyesi engellendi diyor. Ee, enteresan... E geçen bir ay içinde infazı tamamlanan 30 yıllık 5 tutsan tahliyesi engellendi. Tahliyeler İdare ve gözlem kurulu tarafından başta pişmanlık dayatması gerekçe gösterilerek engelleniyor. Evet. Enteresan gelişmeler. Gazze ile kapatalım. Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk ölüyor. Kuvözlerde 130 prometüre bebek var. Benjamin Netanyahu savaş zamanı dedi. Ordu sözcüsü de Gazze Şeridi'nin tüm kesimleri vurduğunu, Gazze Şeridi'nin tüm kesimlerini vurduklarını belirtti. Yine UNICEF İcra Direktörü 7 Ekim'den bu yana ölen 3542 çocuk. Bunu kastederek Gazze'de her gün ortalama 420 çocuk İsrail saldırılarında can veriyor dedi. Netanyahu nasıl ki Amerika 2. Dünya Savaşı'nda Pearl Harbor'un bombalanmasından ya da 11 Eylül terör saldırısından sonra ateşkesi kabul etmediyse İsrail de 7 Ekim'deki korkunç saldırılardan sonra Hamas'la çatışmaların durdurulmasını kabul etmeyecektir dedi. Evet. Böyleyken böyle bir başka not İsrail veya Gazze'ye ABD askeri gitmeyecek. İşte böyle açık konuşun. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris söylemiş. Amerika, e, Ukrayna savaşında olduğu gibi bölgesel savaşlarda veya çatışmalarda çatışmalarda arkada duruyor. Maddi, finansal destek veriyor. Ne bileyim, asker eğitimi yapıyor. Ya da e, mühimmat, işte savaş e, araç gereci neyse, e, uçağıdır, jetidir, füzesidir, bombasıdır tedarik ediyor ama bizzat askerleriyle savaşa girmiyor. Bu geriye doğru 40-50 yıllık yakın tarihinden ABD'nin çıkardığı ders. Afganistan'da gittik savaştık bir halt olmadı. Vietnam'da gittik savaştık bir halt olmadı. Irak'ta Suriye'de öyle. Bir daha da girmeyeceğiz kardeşim bu işe diyor. Perde arkasından yönetiyor ama. Maalesef. Ramen sahaf diye bir yer. İstanbul'da burası sahaf yani eski kitapların satıldığı veya el değiştirildiği yer. Yani bir kitapçı dükkanı. Yani. Burada Yahudiler giremez diye kapıya asmışlar. Şimdi hani derler ya tuzda kokarsa. Yani bunu başka dükkanlar yapsın da ya sahaf yapmasın. Eğer sahaf da yapıyorsa tuz da kokmuş demektir. Manasına. Bununla bitirelim. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.